Ben şeyi merak ediyorum bir de. İnsan zekası bir yerden bir yere geldi, değil mi? Yani hani bu arada geliştiğini düşünüyorum. Her ne kadar ben Descartes'i okuduğumda çok da gelişemediğimi düşünüyorum, anlamadığım zamanlarda, ama yine de geliştiğini düşünüyoruz. Şimdi yapay zekayı ya da makineye ben bir şeyler öğrettiğimde ya da ona bir şeyler aktarmaya çalıştığımda bu süreçteki gelişimi de modelleyip yerleştirmem gerekir mi, gerekmez mi? Çünkü eğer gerekmezse, yapmazsak böyle bir şeyi, her zaman benim gelişimimle sınırlı kalacak. Yani benim zekam değişecek, ben bunu makineye aktaracağım, o bu kadar gelişmiş olacak. Hani siz konuşmanızın en başında şey dediniz, hatta bizden daha iyi makineler yapmak istiyorsak, sanki bu gelişimi de bir modelleyip, ona göre onun da bu evrimi yaşayabileceği bir model yaratıp, ona göre bir makine yaratmak gerekiyormuş gibi geliyor. Yani bunun üzerine bir şeyler yapılıyor mu, çalışılıyor mu, onu merak ettim. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Şimdi şunu söylemiştim. Yapılabilir diyenler var demiştim ya. Şimdi bu yapılabilir diyenler tek vücut değil. Aralarında bir sürü farklı gruplar var. Ve bu gruplar arasında da büyük aslında çatışma var. Şimdi bu grupları ikiye ayırabiliriz. Bir tanesi computationalist dediğimiz hesaplamacı bir tayfa. Onlar şuna inanıyorlar. Bu işin temel bir mantığı var. O mantığı kullanırsak, yani o mantıksal modeli yerleştirirsek ne geçmiş bilgiyi vermemize gerek var ne de gelecekte herhangi bir evrensel bir şeye gerek var. Onlar aynen Platon'daki olduğu gibi bunlar evrensel belli kurallardır. O kuralları makineye yüklediğimiz dakika zaten ondan sonrası devam edecektir diyenler var. Yani sizin dediğiniz ne geçmişe bakma ne de gelecekte evrilme, kendi geliştirme gibi bir şey öngörmüyorlar. Bir de ama networkçü dediğimiz connectionist yani bağlantıcı bir yaklaşım var. Onlar aynen sizin dediğiniz gibi düğmeye bas makine olsun gibi değil de aynen çocuk öğrenmesinde olduğu gibi. Yani temelde bir makine olacak. Bu makine yavaş yavaş bilgilerini genişletecek, network'ü kuracak ve zaman içinde kendi kendine evrilecek. Bu evrilme için mesela özel algoritmalar da tasarımlanıyor. Çoğunuz belki biliyorsunuz işte evrimsel algoritmalar var. Bunlar kullanılmaya çalışılıyor. Bunlar yapılmaya çalışılıyor. Şimdi bu iki grup arasında büyük bir tartışma var. Bu tartışmada mesela son 10 yıldır daha bağlantıcılar önde. Çünkü çok popüler kavramlar var biliyorsunuz. İşte makine öğrenmesi, derin öğrenme gibi yaklaşımlar var. Ve diyorlar ki işte biz bunları kullanarak makineler öğretebiliriz. Ama burada çok önemli bir nokta var ki karşı grubun eleştirisi ki 1970'lerde var olan bir eleştiri ve hala çok geçerli bir eleştiri. Diyorlar ki tamam siz insan zihnini ya da insanın fizyolojisini modelliyorsunuz. Yani sinir ağlarını gibi ağlar yaratıyorsunuz. Ve bu ağlar arasında işte belli aktivasyon değerleri falan atayıp aynen insan zihninin beyninin çalıştığı gibi çalışan bir yapıdan onun öğrenmesini ve evrilmesini sağlıyorsunuz. Ama var olan çıktıların neden olduğuna dair herhangi bir açıklama getiremiyorsunuz. Yani burada açıklayıcı bir şey oluşuyor, boşluk oluşuyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Çok yine son zamanlarda yapılan bir deney. Var olan makineler artık biliyorsunuz çok iyi bir şekilde imgeleri tanıyabiliyorlar. Yani köpekse köpek, kediyse kedi, uçak. Bunların hepsini tanıyor. Araba. Bu resimleri tanıyor. Çünkü bunları yüklüyorsunuz, öğretiyorsunuz. Daha sonra bunu öğrendikten sonra bir sonraki yeni gelen örneğin ne olduğunu size söylüyor. Ama mesela Japonların yaptığı çok basit bir deney var. Bir piksel çıkartıyorlar bu resimlerden. %72 oranında yanılmaya başlıyor. Neden yanıldı? Bir sonraki aşamada yanılacak mı, yanılmayacak mı? Hiçbir şekilde bilemiyorsunuz. Yani öngöremediğiniz bir şey. Yani buradaki en temel mesele bu. Ama yine çok bunlar teknolojik tartışmalar. Ama biz şeyi bırakalım. Yine çok üst perdeden bir soru soralım kendimize. Şöyle diyelim. Siz dediniz ya insan zekası büyük gelişme gösterdi. İnsanlık büyük gelişme gösterdi. Aslında bu yapay zeka için de çok önemli bir soru. Şöyle düşünün. İnsanlık tarihini 20 bin yıldan alın. Yani medeniyet anlamında söylüyorum. Kurduğu medeniyet 20 bin yıllık olsun. O medeniyet yani İsa'dan önce 20 bin yıl olsun. Tamam mı? İsa'dan önce 20 bin yılla 1800 yılına kadar olan gelişimleri düşünün. Yani bilgi üretme etkinliği, yaşama etkinliğini bir düşünün. Burada aldığı yolu düşünün. Burada üzerindeki birikimi düşünün. Bir de 1800'den günümüze gelen zamanı düşünün. Son 200 yılda aldığımız yol, ondan önceki 20 bin yılda alınan yolun binlerce katı. Üretilen bilgiyi düşünün. Bakın sadece son 200 yılda üretilen bilgiyi düşünün. Yaşam biçimlerindeki değişimi düşünün.
doğayı düşünün ve o doğayla olan ilişkimizin nasıl büyük dönüşümlere uğradığını düşünün. Son 200 yılda, ondan önceki 20 bin yılda yapılanların toplamının binlerce katı. Şimdi soracağınız soru şu, ne oldu yahu? Ne oldu yani? Ne oldu da bir anda böyle dehşet bir dönüşüm içine girdik? İşte bu sorunun cevabı aslında yapay zekanın da cevabını barındırıyor.